Badem tatlı ve acı olmak üzere iki çeşittir. Acı badem çok zehirlidir. İçinde zehirli bir glikozit vardır. Acı olanından 60 tanesini yetişkin bir insan yese ölür. Sabun, krem, esans imalinde kullanılır. Acı bademde %50, tatlı bademde ise %65 kadar yağ bulunur. Tatlı bademde E vitamini de vardır. Tatlı bademin içinde tatlı badem yağı çıkarılır. Çocuk kabızlıklarını gidermekte kullanılır. Badem ezmesi, lokum, çikolata ve şurup yapılır. Badem süpiyesi sıcak su ve şekerden ibarettir. Yumuşatıcı bir maddedir. Şurubu ve süpiyesi göğüs yumuşatır. Boğaz ağrılarına, bronşite iyi gelir. Bir miktar kireç suyu. Kireç suyu bulunamazsa acı kuyu suyu ile karıştırılıp yanıklara karşı yanan yere sürülse ağrıyı keser. Yanağın kavlanmasını içi su dolu kabarcıklar olmasına mani olur. Hayzı söktürür, ciğerin ve dalağın yollarını açar. Taze badem ağırdı. Üstünün kabuğu safrayı keser. Taze badem amel yapar. Badem ilaç olarak cinsi kudretsizliğe karşı kullanılır. Sabah aç karnına bir yemek kaşığı badem yağı içilse böbrek taşını ağrısız ve kolayca düşürür. Acı badem yağını yüze ve vücuda sürüp bir müddet sonra temizlemek cilde iyi gelir. Hamile kadınlar muntazam kullanarak tatbik ederlerse vücutlarında meydana gelecek deri çatlamalarını önlemiş olurlar. Badem kuru üzümle şekerle yenilirse göğsü balgamdan kurtarır, öksürüğü keser, vücudun kuvvetini muhafaza eder, idrar yanmalarını önler, kan yapar, kulak ağrılarını dindirir, eksem ve kaşıntıları verdiği rahatsızlıkları azaltır. Yumurtayla karıştırılarak bağırsak memelerine sürülecek olursa ağrıyı ve yanmayı önler.